Acemi testimizde 11 sorumuz var. İlk soruya bakalım hangisi kozmetik ürünler arasında yer almaz denilmiş. Burada deterjan kozmetik bir ürün değildir. Kişisel bakımda kullanamıyoruz. Hazır gıdalar ile ilgili hangisi yanlıştır denilmiş. Kullanılan katkı maddeleri gıdanın kimyasal yapısını değiştirebilir. Bu doğrudur. Hazır gıda tatlandırmak için aspartam eklenebiliyor. Pastörize ve UHT süt farklı renk teknikler kullanılarak elde edilir. OHT'de daha yüksek sıcaklıklara çıkılıyor. Hazır gıdaların yoğun tüketimi çok büyük sağlık problemleri neden olabilir. Hazır gıdan raf ömrü kalitesi azalacaktır, artmaz. Cevabımız E seçeneği. olur? İlaçlarla ilgili hangisi çıkarılamaz denilmiş. Tedavici özel yanı sıra içerindeki bazı maddelerin yan göstermesi vücutta bazı tepkiminin gerçekleşmesine neden olarak insan vücuda zarar verebilir denilmiş. İlacın doktor tarafından ifade edilen e, gereken dozlarda kullanımı ve uygun formu İlacın kullanımı için önemlidir. Ayrıca ilaçların saklama koşullarında uygun sıcaklıkta tutulması gerekir. İçerisindeki etken maddeler zararlı olabilir. Bu doğru. Çünkü her zaman yararlı olacak diye bir şey yok. Gereksiz bir yanlış kullanım sağlığı tehdit edecektir. İlaç kullanımı ülke ekonomisine katkısı e, maalesef e, kötü kötü anlamdadır. Yani hani e, bu bilinçsiz ilaç kullanımı artışı da ekonomi daha da kötüleşir hatta bu anlamda. Uygun formda ilaç kullanılmalıdır. Doğru. Doktorun ileride dozda alınması gerekir. Cevabımız C seçeneği olur. Bir eşyeye bakarsak potasyum tuzu, yastının potasyum tuzu Arap sabundur. Hidrofil ve hidrofob gruplar var. Şurası hidrofil, burası hidrofob gruptur. Sert sularda etkinliğini yitirecektir. Çünkü deterjan değil bu yapı. Sabun yapısı cevabımız C seçeneği olur. Piyasada satışa sunulan süt örnekleri var. UHT süt, pastözde süt ve hazır böyle işlenmemiş süt diyelim. A'daki sütün besin değeri en yüksektir işlenmemiş olduğu için. B'deki süt UHT sütü 150 dereceye kadar 2, 2 ile 5 saniye arasında aynı ısıtma ve soğutma işlemi yapılır. Raf ömürlerine bakacak olursak en uzun raf ömrü B'dedir. Sonra C'de sonra A'da olur. Bu yurası hatalıdır. Cevabımız C seçeneği olur. Doktorun hastasına farklı formda ilaç vermesinin nedenlerine bakarsak ilacın acı tadının hasta tarafından kabul edilmemesi sebeplerden bir tanesi olabilir. Yani tat yani tadı kötü geliyorsa o zaman enjektable form varsa o verilecektir. İlaç yan etkisinin fazla olması yine bir diğer etken olabilir. Hastanın solunum güçlüğü yaşıyor olması da yine farklı formlarda ilaç verilmesine sebep olabilir. Cevap E seçeneği olur. İlaçlarla ilgili en fazla ve en hızlı ilaç etkin madde emilimi sıvı ilaçlarda görülür. Kıvamı daha katı olan merhemlere tomat isim verilir. Doğru. Ee, şurup steril damla ve ampul sıvı ilaç formlarında örnektir. Şuruplar kütlece 160'dan fazla şeker içerirler Çünkü etken madde çok acı olduğu için onun tadını bastırmak için şekeri bol miktarda kullanırlar. Merhemler damlar yoluyla alınmaz. Deri yoluyla emilir. Cevap E seçeneği olur. Cildi nemlenmesini sağlayanlar nemlendiriciler, homojen görünüm kazandıran maddeler, yine çözücüler, üzerinde mikroorganizmaların büyümesini engelleyenlerse antimikrobiyal maddeler olacaktır. Cevabımız A seçeneği gelir. Polimer örneklerine bakarsak A'daki yapay, B ve C'deki doğal polimer midir? Evet, et doğal polimer, kauçuk, lateks de doğal polimerken burada araba si yapay polimerik maddedir. Üçü de karbon atomu içeriyor. Bunlar organik maddelerdir aynı zamanda. A geri dönüşüme uygun değildir denilmiş. Lastiğin geri dönüşüm yapılabiliyor. Bu ifade hatalı. Doğru cevap D seçeneği oluyor. Hazır gıdalarla ilgili hazır gıda kullanımı nüfus artışıyla ilgilidir. Nüfus ne kadar fazlaysa hazır gıdalara düşkünlük o kadar fazla oluyor maalesef. İşlenmiş gıdalar hazır gıda olarak bilinir. Kullanılan katkı maddelerin bazıları sağlık açısından zararlıdır. Hazır gıda kullanımı zaman tasarrufu sağlar. Zaten ondan dolayı hazır gıda yöneliyoruz. Ketçap kızarmış patates doğal gıda değil hazır gıdalar örnektir. Cevap E seçeneği olur. Hangileri polimerlerin olumsuz özelliklerinden değildir denilmiş. Çevre kirli oluşturması olumsuz özellik. Dolayısıyla bunu alamıyoruz. Ee, kolayla şekil verilebilmeleri olumlu bir özellik. Ultraviyol ışınlarından etkilenmemeleri de olumlu bir özelliktir. Burada cevabımız D seçeneği olur. Acemi testimizin birincisi bu şekilde de ikincisinde tekrar görüşmek üzere.